Mecliste Öcalan çağrısından itibaren aslında çok net olmasa da hissedilen bir gerginlik olduğu tahmin ediliyor, söyleniyor. Sizin bir gazeteci olarak böyle bir duyumunuz var mı? Yani Cumhur İttifakı'nda bir çatlak olabileceğine dair bir fikriniz var mı? Yok, öyle bir şey yok. Şahmin Tayyar tabii kendi partisini kurtarmak için gelen tepkiler üzerine o tepkileri yatıştırmak için söylediği sözlerdir bu. Herhangi bir çatlak matlak söz konusu değil. Kayıtsız şartsız birlikteler. Öyle bir ortaklık ki yani sağlam bir ortaklık bu. Bu ortaklığın çatlayacağı falan yok. Ama şimdi sevgili Salim abim oradayken bu gizli tanık meselesine gelmek istiyorum. Salim abiyle yıllar sonra, harp okulundan sonra yollarımız Silivri'de kesişti. O biraz evvel önemli bir konuya dikkat çekti. Şemdin Sakık, 33 askerimizin şehit edilmesinden sorumlu terörist, 26. Genelkurmay Başkanı'nın 26 ay boyunca hapis yatmasının sebebiydi. Öte yandan mesela bir de Osman'ım vardı, Osman'ım. Bu Osman kim? Şimdi hapiste. Bu Osman, hakim duruşmada Osman'ım diyordu buna. Bu Osman ırz düşmanı. Kız kardeşini satmış. Hem açık tanık hem gizli tanık. Mesela benim yargılandığım bir olay. Ergenekon'da 17 tane erkek çocuğuna tecavüz etmiş ve toplamda 146 yıl hapis cezası almış Yüksel Dilsiz isminde birisi vardı. Onu da savcı öz gidip Edirne cezaevinde gel seni gizli tanık yapalım. Böylece hapisten hapis cezalarını hafifletelim dedi. O Yüksel Dilsiz dedi ki Bursa'da şunu yaptılar, şu sokakta bunu yaptılar. Oysa o tarihlerde o sokakların isimleri farklı. Yani bu gizli tanık rezaleti yüzünden bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yüzümüz kızardı. O kadar çok yaptırım var ki o konuyla ilgili. İşte şimdi hiçbir şey bulamadılar, bir gizli tanık. Ya tanığın gizlisi saklısı mı olur? Biraz evvel bana bir mesaj geldi. Programımızı izleyen önemli bir hukukçu Ömer Yeşilyurt, avukat Ömer Yeşilyurt, İmralı duruşmaları esnasında şehit ailelerinin ve yakınlarının avukatlığını yapmış bir isimdir. Salim abi de bilir. Şimdi diyor ki, Öcalan diyor vatana ihanetten mahkum olmuştur. Bu haini meclise davet etmenin adı da bana göre ihanettir diyor. Şimdi bunu ben söylesem farklı ama bunu bir hukukçu, üstelik İmralı duruşmalarında müdahil olarak katılmış bir avukat söylüyor. Çocuk katili, bebek katili diyordunuz, işte terörist başı dediğiniz kişiyi hangi sıfatla meclise davet ediyorsunuz? Hangi sıfatla meclise davet ediyorsunuz? Esenyurt'taki profesör ve yıllarını bu işe vermiş bir ilim insanı, bilim insanı yazdıkları orada ortada, çizdikleri ortada ama seçimlerden önce Tunceli'deki üniversiteden bir doçent de kendisine verilen görevle kalkıp gitmişti İmralı'ya ve Öcalan'ın mektubunu getirmişti ve o mektup Diyarbakır Meydanı'nda İstanbul'da okunmuştu. Şimdi bütün bunlar ortadayken Sayın Devlet Bahçeli'nin bu işi üstlenmesi ancak şu şekilde açıklanabilir. Adında milliyetçi kelimesi bulunan Milliyetçi Hareket Partisi, terör konusunda en hassas parti, milliyetçi duyguların yoğun olduğu bir parti. Öcalan eğer affedilirse ve meclise gelip bir konuşma yaparsa veya milletvekili olması sağlanırsa en fazla tepkiyi MHP camiası verir. Ama Devlet Bahçeli işte bu tepkinin önüne geçebilmek için kendisi ben böyle istiyorum ve sözlerimin arkasındayım diyor. Bunu nasıl açıklayacaklar? Bunu nasıl açıklayacaklar değil mi? Ben sözlerimin arkasındayım. İmralı Türk toprağıdır. Edirne Türk toprağı değil mi? Edirne'yi dinlemeyin diyor. Edirne Türk toprağı değil mi? Edirne'deki maksat ne? Selahattin Demirtaş. Yani Selahattin Demirtaş'ın da bu
yani Kürt hareketi içerisindeki en barışçıl insanlardan birisi Ahmet Türk gibi. Ve 8 yıldır hapis yatıyor. Neden? Seni başkan seçtirmeyeceğim diye. Yani Selahattin Demirtaş'ı dinlemeyin, şunu dinlemeyin, Öcalan'ı dinleyin. Böyle bir şey olabilir mi? Yani 2017 seçimleriydi, yanılmıyorsam belki daha önceydi. Tam tarihini hatırlayamayacağım ama. Erzurum meydanında ip attı. Asamıyorsan evet. Al sana ip. Şimdi diyor ki Umut hakkından faydalansın ve gelsin. Yani bunu akılla, izanla ifade etmek mümkün değil. Bu bana göre psikiyatri ana bilim dalının bir şeyi, sorumluluğunda bir şey. Böyle bir şey olabilir evet. mi ya? Evet. Ama Sayın Bahçeli böylesine stratejik bir görevi yüklenmiş. Ve şimdi deniyor ki yok birbirlerinden habersizdi. Yok öyle bir şey ya. Yani birbirlerinden habersiz olmaları mümkün değil. Sayın Bahçeli'ye milliyetçi camianın tepkisini ancak sen paratoner gibi üzerine yüklen, söyle, paratoner gibi çek bunu, kimse bu konuda tepki vermesin. Yani milliyetçilik sadece MHP'nin tekelinde mi? Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ilkesinden birisi de milliyetçilik. Yani MHP'yi tatlı su milliyetçileri haline getiren Bahçeli mi milliyetçi? Yoksa Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna kadar bağlı olan bir milliyetçilik ilkesine inanan bir CHP'li mi daha milliyetçi? Evet. Kendi adıma söylüyorum. Yani ne Salim abiden ne de Yavuz Selim Demirağ'dan daha milliyetçi olamaz Devlet Bahçeli bu sözleri sarf ettiği için. Ondan sonra milliyetçi camianın sözcüsü ve lideriymiş. Ya bırakın bu işleri ya. Evet. Bırakın bu işleri. Biz bu ülkede neler gördük? Yani APO'yu paşa yapın diyen ve FETÖ'nün yöneticilerinden olan Mümtaz Ertürk Ören'in hapisten çıkmasını sağlayan kimdi? Devlet Bahçeli'ydi. Şimdi de Mümtaz Ertürk Ören'e Devlet Bahçeli'nin akıldaneliğini yapıyor. Efendim bu 100 yılın projesiymiş, devlet projesiymiş. Siz kimsiniz ya? Yani dün FETÖ'nün sümüklü mendilini cebinde taşıyan Mümtaz Ertürk Ören'e gelmiş, Türkiye'nin bu terör belasından kurtulması için projeler hazırlıyor. Ve kimi kandırıyor, kimi inandırıyor? Bahçeli'yi inandırıyor. Allah'tan arşivler var, teknoloji var ama sizin az önce de konuşmanızda söylediğiniz gibi İşte bunlara erişim herkes sağlamıyor. AKP seçmeninin bir kısmı özellikle onlara ait olan televizyon kanallarından yararlandığı için sadece söylenene inanıyorlar. Dolayısıyla gerçeğe ulaşmaları biraz zor oluyor. Belki de muhalefetin sürekli olarak sahaya insin, halkla birebir temas etsin denilmesindeki en önemli etkenlerden biri de bu aslında. Daha doğruları anlatabilmek adına etkili olabilecek bir yöntem gibi görünüyor. Şimdi biz burada... Burçin Hanım. Buyurun, buyurun. Şimdi ben son 15 gündür sağlık problemleri sebebiyle bir üniversite hastanesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne hemen olsun. Hemen her gün gidiyorum. Ve doğal olarak Ankara'nın en eski hastanesi, en güçlü hastanesi Gazi adı üzerinde. Evet. Orada çok sayı bir kuyruklar vesaireler var. Çok sayıda insanla karşılaşıyorum. İşte bu ekranlarda görenler tanıyor. Bir de Ankara'da doğmuşuz, büyümüşüz. İnsanlar işte ya nasılsınız vesaire soruyorlar. Diyorum ki Devlet Bahçeli'nin APO gelsin meclise konuşsun dediğini duydunuz mu diyorum. Emin olun birçoğunun haberi tabii, yok. Tabii. Yani ben proleter yaşayan bir insanım. Metroya binerim, belediye otobüsüne, minibüse. Orada insanlar soruyorum bazen haberiniz var mı? Yok yok. Yok yok diyor. Söylemez. Asla böyle bir şey söylemez. Ya maalesef. Nasıl söylemez? Nasıl söylemez? İşte yine Berat Albayrak haklı çıkıyor. Mars'a duble yol yaptık desek inanacak bir kitle var. Bir ülkücü camianın içerisinde çok eski tanıdığımlarıma diyorum ki ne yapmaya çalışıyor Bahçeli?
onun bir bildiği vardır diyorlar. Evet, böyle bir ya, körü körüne bağımlılık var aslında. Aynen ya, böyle bir kültür oluşturdular yani. Onun bir bildiği vardır. Ya bırakın, ne biliyor? Yani bunu o zaman açıkça desin ki, bir devletimizin hep böyle BK'ya falan sarılırlar ya, şu sebeplerden dolayı bunun için söyledim desin de beni de inandırsın, ben de alkış tutuyorum. Ama nasıl alkış tutacağız bu sözlerin arkasından? Nasıl tutacağız? Yani bunu bir başka partinin lideri söylemiş olsa yani ayyuka çıkardı ve anında tutuklanırdı. Hakkında hemen soruşturmalar açılırdı. Kesinlikle. Milletvekili mi? Olsun. Fezleke hazırlanırdı yani. Savcılar harekete geçer ve fezleke hazırlarlardı. Hiçbirisi yapılmadı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi devam. Böyle bir devlet yönetilmez. Sayın Bahçeli'nin adı devlet. Ama bir devlet adamı böyle davranamaz. Böyle davranamaz. Şimdi yani. Az önce Salim Şen de söylediniz ya, bir önceki bölümde. Biz bunları konuşuyoruz, sürekli olarak sorun tespit ediyoruz ama çözüm.